Ketebe yayınları sunar. Ali Saydam. Yine yanıldılar. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Denetim Kurulu Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası'nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bir krize maddi manevi ve siyasi yatırım yapanlar pandemi dönemimizdeki performansımızda hüsrana uğradı ve uğramaya devam edecek.'' Kimdir bu hüsrana uğrayanlar? Hatırlarsanız aylar önce bir kulüpten bahsetmiştik. Yanılmaktan bıkmayanlar kulübü. Kısaca YBK. Böyle bir kulüp yok tabii ama bir araya gelip kursalar ne iyi olur demiştik. Böylece yanılınca ağlayacakları bir omuz bulurlar kendilerine. Bu müstakbel kulübün müstakbel üyeleri üçtür oluyor. 1. Cehaletlerinden olsa gerek yaşam stiline dayalı hedef kitle analizinde taklitçiler ve veya takipçiler olarak anılan grup. 2. Ancak omurilikten belli bir siyasi görüşün bir takımın ya da bir akımın tasallutu altında düşünebilen ve bunun bir adım ötesine geçemeyenler. 3. Rahmetli Ömer Lütfi Metin'in deyişiyle zihni vaftizlenmiş, o nedenle de Türkiye'nin çıkarlarını ters her türlü batılı tezi savunabilenler. Yanılmaktan bıkmayanlar kulübü üyelerinin en önemli özelliklerinden biri de şu üç konudaki müthiş dispotik tahayyülleri. Spor, dış politika ve uluslararası ilişkiler, finans ve ekonomi yönetimi. Öldük, bittik, mahvolduk edebiyatı YBK'nın finans ve ekonomiyle iştigal eden kanadının sürekli tekrar eden ana teması. Bunları zaman zaman IMF gelecek, dolar yükselecek, zaman zaman da cari açık büyüyecek, faizler artacak kehanetleriyle öne sürüyorlar ülkemizin dünyaca örnek alınan bir mücadeleye imza attığı emsalini az rastlanır bir kenetlenmeyle tüm toplumumuzun milli birlik içinde olduğu salgın döneminde bile bu kulübün müzmin üyelerinin çatlak seslerini duymaya devam ettik birliğimizi bozmak spekülasyonlarla piyasaları dalgalandırmak ve ülkemize zarar vermek için ısıtıp ısıtıp kullandıkları argümanlarıyla YBK üyeleri sahnedeydiler ya bunların işe yaramadığını hala anlamadılar veyahut ya tutarsa diye şanslarını deniyorlar. Ama tutmadı. Bir kez daha. Berat Albayrak anlamak istemeyenler için nesnel sonuçları ortaya koydu. Özellikle ekonomik anlamda analist ve uzman yorumların tamamına baktığımız vakit, dünya tarihinin en büyük ekonomik krizi olarak adlandırılmaya başlanan bu sürecin etkilerini çok daha az yaşayan ve atlatan ülkelerden bir tanesi olduk ve olmaya da devam ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de diğer indikatif değerlerde de pozitif ayrışmaya devam edeceğiz. Özellikle reel kesim güven endekslerinde ciddi yükselişler sağladık. Gerek üretim gerek verimlilik açısından çok önemli bir gösterge olan PMI endeksinde Nisan ayındaki 33,4 seviyesinden Haziran ayında eşik değer dediğimiz 50 puanı aşarak 53,9 seviyesine yükselip 2018 Şubat ayından bu yana en yüksek değerine ulaştı. İhracatımız da bu anlamda baktığımızda bu göstergelerle birlikte benzer şekilde son 11 yılın en güçlü ve en yüksek değer kazancını ortaya koydu. Açıkça olumlu bu gelişmeler karşısında ülkemizin ayağına çelme takmak isteyenler maalesef var. Fakat onlar varsa başkaları da var. Türkiye'nin geleceği için çalışan, dışa bağımlılık karşısında milli bağımsızlık için cesur adımlar atan, yurt dışından direktif alarak kemiren değil, yerli ve milli değerlerimizi gözeterek üreten, sağlanan katma değerleri takdir edebilen başkaları. AK Parti hükümeti de böylelerinden aldığı motivasyonla güçlü Türkiye hedefine tökezlemeden yürümeyi sürdürüyor. YBK ve benzerleri ne derse desin, Bakan Albayrak'ın normalleşme döneminden hedeflerimizin üzerinde bir kazanımla çıkarak ihracata, istihdama ve katma değerli mal üretimine dayalı ekonomik altyapımızı tam anlamıyla dönüştürmeye devam edeceğiz, açıklamalarını yabana atmamak lazım. Ketebe Yayınları sundu. Sundu. Sundu.